Burası Mehmet Ağa'nın konağı. Sevgili izleyenler. İlk karşımıza bu çıkıyor. Orayı da görüntüleyelim. İçeriye bir bakalım ne var ne yok. Buralar zaten boşaltılmış vaziyette. Bir sürü çöplük var, çuvallar, poşetler atılmış vaziyette. Yukarıya çekelim. Sevgili izleyenler, sizlere Mehmet Ağa Konağı hakkında kısaca bilgileri paylaşmak istiyorum. Ankara Gölbaşı ilçesine bağlı Halaçlı köyünde bulunan 92 yıllık Mehmet Ağa Konağı maalesef çürümeye terk edilmiş durumda. Yetkililer bu duruma el atmalı ve tarihi binaya sahip çıkalım. Mehmet Ağa Ankara'da hatırlı sayılır. O dönemde meclis üyesi olan Mehmet Ağa, Sakarya Meydan Savaşı'nda Türk ordusuna maddi ve manevi desteğini sağlayan kahramanlardan. Mehmet Ağa ve aynı zamanda Atatürk'ün yakın dostu. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. İnşası 1929 yılında tamamlanan tarihi konağın şimdiki sahibi Mehmet Ağa'nın 72 yaşındaki kızı Andaç Atak. Binanın ilgisizlikten çürümeye terk edildiğini, Mehmet Ağa'nın 1880 yılında Halaçlı'da doğduğu ve 1944 yılında aynı yerde hayatını kaybetti. Bina planı İsviçreli bir mimar tarafından çizilen ve Rum ustaları tarafından tamamlandı. Halaçlı Mahallesi sakinleri konağın restore edilerek turizme kazandırılması gerekiyor. Mahalle sakinleri Ankara'nın en eski konaklarından biri. Bu güzel yapının kaderine terk edilmesi beni ve mahalle halkını çok rahatsız ediyor. Yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz. Gölbaşı'nın Halaçlı köyünde yapımına 1924 yılında başlanan ve 1929 yılında tamamlanan tarihi Mehmet Ağa Konağı 30 yıldır boş duruyor. Ankara günden güne çürüyen tarihi konağın varisi Andaç Atak, erken Cumhuriyet dönemi mimari örneklerinden olan konağın yaşatılmasını isteyen Andaç Atak, dönemin meclis üyesi olan babası Mehmet Atak tarafından yaptırılan ve 30 yıldır boş duran konakla ilgili şunları söyledi. Son olarak amca çocuğu oturuyordu ancak eve hiç bakmayınca çıkmalarını istedi. 4 katlı bir ev, alt kat ve üst kat yarımşar kat. Tarihin konağın kültür, sanat ve köye de katkısı olacak bir işletme olmasını istiyor. Köylülerin ürettikleri doğal ürünlerin değerlendirileceği bir yerde olabilir. Evin yan tarafında 15 dönüm kadar bir arsa var. Andaç Atak buraya yaşlı bakım merkezi yapılmasını istiyor. Bunun için çok yerle görüşmüş. Son olarak Başkent Üniversitesi'nden Rektör Ali Haberal'la görüşmüş. Biz bir etüt yapalım, inceleyelim demişler. Andaç Atak'ın isteği konağın yerinden yaşayan bir bina haline gelmesi ve arazinin değerlendirilmesi.
Konakla ilgili anılarını da anlatan anlatacak. Küçükken yazları gider bir ay kadar kalırdı. Köyde harman yerinde çocuklarla oynamak güzeldi. Ama diğer taraftan onun için çok keyifli değildi. Çünkü babasını hiç görmedi. O doğmadan vefat etmiş. Babası 1944 yılında vefat etmiş. Kendisi de 1945 yılında doğdu. Annesi babasının ikinci eşi. İlk eşinden olan çocukları yaşamamış, sonra 7 yıl evlenmemiş. O dönemde bu konağı benim çocuğum yok diye, ileride adımı yaşatır diye yaptırmış. Babası şehirle çok içli dışlı yaşayan bir insanmış. Babası Kurtuluş Savaşı sırasında Haymana cephesinin ekmek ihtiyacını fırınlar kurdurup karşılıyor. Dikmen'de Atatürk'ü karşılayan atlı seymenler arasında. Vehbi Koç'ta yıllar süren bir yakın arkadaşlığı olmuş. Tarihi yapının restorasyonu konusunda yapının 18 Mart 1994 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli olduğunu, konakla ilgili nitelikli ve korunması gereken bir yapı. Erken Cumhuriyet dönemi mimari örneklerinden. Kentsel mimarlığın kırsal alandaki bir örneği. Kırsal alanda böyle bir yapıyı görmemiz mümkün değil. Bu bina yıkma yapım tekniği taş ve tuğla kullanılmış. Kule bölümü dikkat çekiyor. O dönem elektrik enerjisini kendi üretiyor. Konağın Gölbaşı için önemli bir değer olduğunu, Gölbaşı turizm potansiyeli yüksek bir ilçe. Bu sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin de turizm merkezi olmak. Halaçlı köyünde Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze miras kalan tarihi konağı korumayı ve gelecek nesiller için çalışmalıyız. Bu tarihi binayı restore etmek ve kültür sanat merkezi olarak Ankara'ya kazandırmalıyız. Şimdi içeriye girelim. Bakalım ne var içeride. Kocaman bir yıldız var. Thank you.
Muhtemelen burası salon.